Bir gün aşık olursam gerçekten öyle masalsı ilerlemek isterim. Her şey böyle e, güzel, nezaketli, saygılı, ölçüde, eğlenceli. Birbirimizi çok destekliyoruz. Mesela birbirimizde gördüğümüz eksikleri o da, ben de. Hani kendi aramızda bak şu şöyle, bu böyle. Hemen birbirimizi kapatıyoruz. Sinir oldum, düşüneyim bakayım. <laughs> Ya gülmeyi çok seviyorum zaten. Onu fark ettim. Onu, evet, onu anladım. Onu anladım. İzmeyin <laughs> beni. <laughs> lütfen. İzmeyin yavrum. Çok tatlı ben sürekli <laughs> bakıyorum <gülüyor> hayata. Bu güzelliğinin sırrı nedir? Var mıdır bir rutinin yoksa hala genetiğim edersin. edersiniz? Anneciğim dersin. teşekkürler. <laughs> Herkes nasıl mutlu hissediyorsa öyle olmalı. Bence kimse de buna bir şey demesin lütfen. E, bu sıralar... <laughs> dürüst olayım. Hiç merak etmeyin. Böyle tombiş tombiş alacağım. Zaten onlar şu an yok. <laughs> <laughs> Çok mantıklıydı bu gerçek. <laughs> o seni bulacak ya ben ona inandım. Ben de. Diyerek spoilerı da aldık. Verdim valla. <laughs> Üzülmeyin siz yeter ki. Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Yağmur Yüksel. Hoş geldin. Hoş buldum merhabalar. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkürler siz? Ben deyim teşekkür ederim. Neler yapıyorsun? Yazı nasıl geçirdin? Şöyle biraz genel başlayalım. İyiyim, her şey yolunda. İkinci sezonumuz başladı. Evet. Güzel tepkiler aldık. Güzel tepkiler aldım. Çok mutluyum bu yüzden. Süper. Dizimiz güzel gidiyor. Yazın dinlendim. Ya yani yaz aslında 3 ayırdım ben. Hı. Biraz dinlendim. Biraz ailem, arkadaşlarımla vakit geçirdim. Hı. Sonra ders aldım. Hı. Derslere gittim. Buradan Sueda Hocama da selamlar. Çok Oyunculuk güzel. Oyunculuk dersi. Evet, bilgiler kattı bana. Güzel geçti yani. Dolu dolu bir yaz geçirdim. Süper. Keyifli. Evet. Şimdi bunu daha önce konuk olduğun yerlerde de mutlaka söylemişlerdir ama ben söylemeden geçmek istemiyorum. Biliyorsun ki inanılmaz bir fan kitleniz var. Ee, kişi bazında, senin bazında da, dizi bazında da çok büyük bir kitleniz var. Ve inanılmaz sayıda yorum, DM. Yani, sayısız şekilde aldım bunları <laughs> ve merak ediyorum bunun sırrı sence nedir? Ee, buradan... Öncelikle hepsini öpüyorum ve tekrar teşekkür ediyorum bunun için. Sözümü tuttum arkadaşlar. <laughs> <dönüşümde de. gülüyor> Bence tamamen sıcaklık, samimiyet, içtenlik, doğallık. Yani onlar artık beni tanıyor. Yani beni biliyorlar. Ben Ailelerim bunu hissediyorum yani. Neye güler, neye gülerim, neye üzülürüm. Nereden neye bozuk atmışımdır? Ne olmuş? Neyi başarmaya çalışıyorum? Çalışıyor muyum? Çalışmıyor muyum? Artık beni tanıyorlar. Yani kısa bir süre geçti ama. Kendimi hani onlarla böyle bir bağ oluştuğunu hissediyorum. Hı hı. Bu şekilde. Bu diyorsun. İçtenlik hı hı. tamamen. Hı hı. Diziden bahsedeceğiz. Oraya geleceğiz ama öncesinde seni biraz tanımak istiyorum. Bence seyirci de mutlaka istiyordur. Şöyle başından bir biraz anlatsak hani en başından nasıl bir çocukluk geçirdin? Nasıl bir ailede büyüdün? Bize biraz paylaşır mısın? Ya ben hep çok böyle eğlenceli bir kızdım aslında. Hani çok severdim. Kendi başıma bile çok eğlenirdim. Şarkı açar, dans ederdim. Yani gülmeyi çok seviyorum zaten. Hep gülerdim böyle. Mesela çok e, olumsuzlukların olduğu bir yerde bile hep olumlu bir şey yaratırdım kendime. Ne güzel. Yani bir yerden bir şey çıkarırdım kendime ve orayı böyle pozitifleştirirdim. Hep öyleydim. Yani hayata hep güzel bakardım. Öyleydi. Çocukken de bu şekildeydim ben. Hep oyuncu olmak istiyordum. En büyük hayalimdi. Çok dizi izlerdim. Oyunculara bakardım. Küçük çok... yaşlardan mıydı? Evet. Hep bakardım. Kim ne yapıyor? Nasıl konuşuyorlar? Bakışlar nasıl, bunlara bakardım ve çok çalışkanım yani ailemin demesine göre öyle. Hep bir şeyler araştırdım, bir şey yapayım, okula gideyim ama sonrasında çalışayım mesela. Kendi başıma aldığım, yani kendi paramla aldığım bir çikolata bile beni çok mutlu ederdi. Yani öyleydim hep böyle bir azim çalışayım, oradan onu alayım, oraya gideyim, buraya yetişeyim. Severdim böyle şeyleri. Hı hı. Böyle bir çocukluktu ama mutluydum. Güzeldi. Süper. İstediğin yere de gelmişsin, oyunculuk istemişsin, olmuşsun. O serüven nasıl oldu, nasıl adım attın? sektöre? Çok istiyordum. Gerçekten en büyük hayalim de diyebilirim. Ve en büyük hayalimin e, şu an başında olmak, o yolda ilerlemek benim için inanılmaz mutluluk verici. Çok mutluyum bu konuda. İlk işin? Evet, şekilleri. ilk işim. Hı -hı. Güzel bir süreçti. Hani gittik geldik yapım aşamasında, hep anlattım. Başka bir karakterdi aslında ama sonrasında bir anda hani Dilan oldum. Bu mutluluk yani gerçekten nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Yani en çok istediğin bir şey oluyor. Yani anlatılmıyor gerçekten böyle yaşanılması gerekiyor. Yani belki heyecanından anlaşılır sadece bu. Hani anlatırken ki heyecanından tavrından ancak bu şekilde. Çok mutluyum, çok gurur verici benim için bu. Ben Banu Hanımdan dinledim aslında nasıl oyuncu oldun ama <laughs> senden de biraz dinlemek istiyorum. Hani o süreç nasıl gelişti hani oyuncu olmak istiyordun ama bu kapı sana nasıl açıldı aslında? Banu Ablayla zaten biz tanışıyorduk öncesinde ama ben o zamanlar okula gidiyordum, hı hı. çalışıyordum, staj falan filan derken o da işin gönderiyordu bana. Çekemiyordum o zamanlar. Vaktim yoktu. Sonrasında artık yaş olarak da biraz büyümüştüm ve zamanı olduğunu düşündüm o zaman. Tekrar konuştuk birlikte. Böyle böyle bir iş var, senaryosu güzel dedi. Hani sana uyduğunu düşünüyorum karakter olarak dedi. Bir bakalım dedi. Gittik. Yapım aşamasında iki buçuk üç ay yönetmenlerle, yapımcılarla sürekli irtibat halindeydik. Sonra bir anda oldu. <laughs> Ve ben inanamadım. Gerçekten. Okulun bitti mi başladın projeye okulla birlikte mi yürüttün? Yok bitmişti ya da. artık. Ha, bitmişti. Çalışıyordum. İşten çıkmıştım. Hı hı. Bazı meselelerden dolayı tam o zaman da oldu böyle. Gerçekten. Bir kapı kapanır, Gerçekten bir kapı öyle. Mesela o zaman çok iyi değildim duygusal olarak. Sonra bir anda bunun olması... Gerçekten dedim ki hani evren... Bu <laughs> <laughs> mesaj bana diyorsun. Öyle düşünüyorum. Hı hı. İlk senaryoyu okuduğunda ne hissettin? Hani böyle... Ya ben bu işin içinde olmalıyım dedirten duygu neydi sana? Bir kere gerçekten Dilan karakteri o kadar güçlü bir karakter ki aslında ve o kadar fedakar ...sahiplenici bir karakter ki dedim ki bu kız gerçekten dedim güçlü. Yani senaryoya baktığımda bu kadar olay var başında ee, ama ailesini bırakmıyor. Yani o kadar acı çekmesine rağmen hala e, aşkını bırakmıyor, ailesini bırakmıyor, sevenlerini bırakmıyor. Hayvanlarla, doğayla, bütün iyi şeylerle arası çok güzel. Yani Dedim ki çok güzel bir karakter Bana yani da benziyor. Biraz evet <gülüyor> <gülüyor> benzetiyorum. Güzel. Çok beğendim, çok etkilendim yani senaryodan da. <laughs> Sonra oradaki yapımcılarımızla, yönetmenlerimizle, oyuncu arkadaşlarımızla sıcaklığı, samimiyeti tutturduk. Her şey güzel gitti. Süper. Biz bayağı diziye girdik bu arada. Madem girdik böyle devam edelim. Şimdi Dilan karakterine hayat veriyorsun. Sen e, Yağmur olarak Dilan'ın aşkını ve o karakterini nasıl anlatırsın bizimle? Nasıl paylaşabilirsin? Dilan çok sabırlı bir kız. Aslında hiçbir şeyden korkmuyor. Çok sabırlı sevdiklerinin arkasında duran. Yani sevdiklerini asla bırakmaz. Ve bunu göreceğiz zaten şu anki sezonda da biraz korkuyor gibi görünüyor ama aslında bu aşkından, yani aşkından dolayı zarar gelmesin diye bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor kendince sürekli savaşıyor aslında bunu zaten anlayacağız ilerki bölümlerde şu an seyircilerimiz bence üzülüyor biraz işte Dilan yapma işte söyle falan filan ama aşk bu ve ona zarar gelmesin diye yapabileceğinin yani ne yapmaya çalışıyorsan. En fazlasını yapmaya çalışıyorsun, korumak için. Hı hı. Sen yerinde olsan Yağmur olarak böyle mi davranırdın? Aslında evet. Bir süre en azından onu korumak için elimden geleni yapardım. Hı. Çünkü aşk böyle bir şey. Zarar gelsin istemezsin yani. Canından sakınırsın. Belki ona zarar gelmesin diye uzaklaşmayı bile seçersin ama... ...zaten gerçek aşksa bu... ...sizi bir araya tekrar getirir, ne olursa olsun. İster kanlı bıçaklı ol kavga et, istediğin yalanları söyle, inkar et, sevmiyorum de. Ama bu gerçek aşksa bir şekilde yine birbirini bulursun, tamamlarsın yani. Çok güzel anlattı. Çok güzel anlatmadım gerçek aşkı öyle. Hiç aşk oldun mu? Hayır. Olmadım. Ama aşka dair yaşamış gibi anlattın ama. Öyle mi? Ya aşk deyince kafamda çok masalsı şeyler var ya. Ben aşka öyle inanıyorum. Gerçekten o yüzden diyorsun hani dizilerdeki gibi falan inanıyorum böyle aşka. Hmm. Bir gün aşık olursam gerçekten öyle masalsı ilerlemek isterim. Her şey böyle e, güzel, nezaketli, saygılı, ölçüde, eğlenceli. Mutluların olsun. Gerçekten öyle. Öyle bakıyorum ben. Biraz masalsı ama böyle bir aşk isterdim. Umarım bulur seni. İnşallah. <laughs> Çünkü o kadar güzel anlattın ki yaşamanı çok isterim gerçekten. İnşallah ama yaşayacağım gibi bir gün. Onu da hissediyorum. Tabii tabii mutlaka. O da var ya yani. hissettiklerim genelde beni buluyor. Bunu da çok evet. yürekten hissediyorum böyle, böyle tam evrene, hayalimdeki. evrene pozitif mesajlar yollar mısın? Şu çok. Olsun olur falan evet. mesela. Evet. Mesela şey yapıyorum bazen. Kalkıyorum, kendi kendime diyorum ki hadi diyorum, bugünün çok güzel geçsin. Sahnelerin çok güzel gidecek böyle. Ya kendimi böyle pozitif enerji veriyorum ve bundan da çok güç alıyorum. Ya da diyorum ki, bak ileride diyorum şöyle olabilir diyorum olacak diyorum. Aslında bu biraz kendi kendine konuşmak ama bilmiyorum ama bana vay, güç ayağı, veriyor. Evet, aslında. güç veriyor bana bu. <laughs> Hep öyle yaparım. Peki partnerin Barış'la da bayağı yakıştırılıyorsun zaten hani e, aranızdaki uyum yakalanmış ki ekranda zaten yansıdığını düşünüyorum. E, hem biraz uyumunuzdan partnerliğinizden bahsetsen hem de gerçekten merak ediyorum. Evet çok iyi anlaşıyorsunuz evet bu da yansıyor ama hiç böyle sinir olduğun herhangi bir şey özelliği yok mu? Yani atıyorum geç kalıyor buna buna kızıyorum ara sıra ya da çok tatlı atışmalarımız oluyor gibi mesela böyle şeyleriniz var mıdır sinirine dokunan şeyler? Ya kendisi çok eğlenceli biri. O da çok hayata pozitif bakıyor. Biz çok eğleniyoruz yani o yüzden yani komik komik şakalar falan geçiyor aramızda sürekli ve birbirimizi çok destekliyoruz. Mesela birbirimizde gördüğümüz eksikleri o da, ben de hani kendi aramızda bak şu şöyle bu böyle hemen ne birbirimizi sen? kapatıyoruz. Başkası olsa aslında alınabilir. Ya bana böyle söyledi, Yok. eksiğin var, dedi, Tamamlıyoruz var diye. Tamamlıyoruz mesela böyle. Ben bir şey mi gördüm? Aa bak Barış diyorum böyle. O da bana diyor ki bak ya işte şöyle hemen o anda toparlıyoruz Hı -hı. olayı Hı -hı. ve bu bize hani güç veriyor. O anda birbirimizi çok destekliyoruz. Çok mutluyum onunla çalıştığım için. Hı, -hı. Öyle. Sinir oldum hiçbir şey yok diyorsun. Sinir oldum düşüneyim bakayım. <laughs> hmm falan. <laughs> yok ya. Yok mu? Ne güzel. Yok. Peki mesela böyle sahnenin olmadığı zamanlarda neler yaparsın? Sette vaktini nasıl geçirirsin? Merak ediyorum. Senaryo okuyorum. Yeni bölümleri okuyorum. Çok hmm. mutlu oluyorum senaryo okurken. Senaryom Ama... yoksa da çalışıyorum diyorsun. Evet. Kitap okurum. Senaryo okurum işte. Arkadaşlarımı ararım. Ailemi ararım. Bu şekilde geçiriyorum. O gün hiç setin yoksa ne yaparsın? Mesela repo gününde ne yaparsın? Yine senaryo bakarım. <gülüyor> <gülüyor> Yine senaryo bakarım diyorsun. Seviyorum. Yani senaryoyu seviyorum, işimizi seviyorum. Merak ediyorum ne olmuş, ne yazmışlar, şimdi ne yapacağız? Bunları seviyorum, bakıyorum. Sonra ailemle, arkadaşlarımla zaman geçiriyorum. Şarkı dinlerim, kitap okurum. Kitap okumayı çok seviyorum. 7, 24 çalışan bir yağmur görüyorum ben şu an karşımda. Evet. Ya, bayağı kariyerine odaklı bir şekilde devam ediyor hayatın aslında Evet. baktığımız zaman. Keyif alıyorum ama çok seviyorum yani gerçekten. gerçekten. Hobi haline geldi bende bu. Evet, hobi demişken mesela var mıdır böyle yaptığın ekstra bir şey? Resim yapmayı var. seviyorum. Resim Hı. yaparım. Kitap okurum. Kitap okumayı çok seviyorum. Sonra Hı. resim konusunda bir kız. Misin? Yani biraz. Hı. Kız arkadaşlarım var. Çocukluktan beri olan arkadaşlarım. Onlarla mesela evde toplanıp hep yaptığımız bir şey bu. Müzik açarız, dans ederiz falan hep birlikte. Ya, çok tatlı. Öyle şeyler. Güzel. Daha çok evcimensin galiba. Bir nevi. Burcu neydi bu arada? Kova. Ha, kova. Peki e, yani Dilan'dan falan bahsettik. Diziden de biraz bahsettik. Onun dışında Yağmur'u biraz daha tanıma kadına sormak isterim. İşte böyle hani nelere gülersin, nelere ağlarsın. Biraz böyle duygusal yönden seni tanısak ne güzel olur, ne tatlı olur. Ya gülmeyi çok seviyorum zaten. Onu fark ettim. <laughs> evet onu gerçekten. anladım. onu anladım. <laughs> Komik olan her şeye gülerim ya da o an hoşuma giden her şeye gülerim. Ağlamakta duygusallık da var. Mesela gülmeyi çok severim ama çok da duygusal bir kızım. Hmm. Ya ufak böyle bir haksızlık veya gördüğüm karşımda olan birinin üzüntüsü falan da beni üzer. Ağlarım, düşünürüm onun için hani ne yapmalıyım, Başkasının ne gerekiyor. Başkasının derdiyle dertlenir misin bana bunu evet. söyle? Evet. Dertlenirsin. Tabii ama öyle tabii. bir şey var aldım senden evet. gerçekten. Evet. Ve mi? şey yaparım hani ne yapsak acaba şimdi? Bir <laughs> çözüm bulmak lazım. Eve giderim lazım. mesela bak acaba şöyle mi yapsak? <laughs> ne dersin falan sürekli bir fikir vermeye çalışırım sana. O konuda yardımcı olmaya çalışırım. Olamazsam da çok üzülürüm. Hmm, Öyle de bir şeyim var. De. Az önce kardeşinle ilgili konuşman şeyden de anladım onu zaten. Kardeşim gelecek, ne yapmamız lazım falan filan hani okul dışıydı bu evet. falan. Hemen onun derdiyle böyle ders Evet. Aileme de, de çok düşkünüm o konuda. Annem olsun, kardeşim olsun. Hani ne yapayım? Okulunu nasıl yapabiliriz? işte öğretmenleriyle görüşeyim. Annemin işi nasıl geçti? Hani onlarla da ilgilenmeyi çok seviyorum. Hı hı. Bayağı böyle herkesi kucaklayan. Seviyorum böyle sahiplenici olayım. Hep sorayım kardeşime ne giydin, ne yaptın, ne yedin, o arkadaşın kim, hani nasılsın, anne ne yaptın. <laughs> seviyorum böyle araştırmacı olmayı. <laughs> bu kadar vermek hani şey değil. Evet senaryo işimi çok seviyorum. Hani onlarla ilgilenmeyi. Ama sadece de bu değil. Hı -hı. Yani ailem, kendim, Tabii ki insanları dinliyorum. da dinlemeyi severim yani yardımcı olmayı. Güzel. İnşallah üzmezler seni bir gün yağmur. Üzmeyin beni. <laughs> Üzmeyin yağmur. Çok tatlı bak. Çok bakıyorum in. hayata. <laughs> Duygusal bir yapın var. Onu fark ettim ama mesela bir karar alırken realist misindir? Daha çok yoksa duygularınla hareket edersin. Hani mantığın devreye girer mi? Yoksa yok kalbimden ne geçiyorsa uyum mu dersin? Aslında ikisi de. Yani hmm. kalbimi de dinlerim mantığımı da. İkisinden birisi Çatışıyorsa... uyumuyorsa uymuyorsa bir şey var o zaman. Bir sıkıntı var. Mı? Bir sıkıntı var. Emin olamam yani o zaman karar verirken. Birilerine mi danışırsın? Tabii ki danışırım. Yani büyüklerimden falan sonuçta onların tecrübeleri bizden daha fazla. Hı hı. Sonra yine dinlerim kalbimi, mantığımı. Eğer uyuşuyorsa söylediği şeyler gerçekten o kararı vermeye çalışırım. Ama direkt hani kalbimle diyemiyorum ya da direkt mantığımla diyemiyorum. İkisi de değil. İkisinden de biraz biraz olmalı bence. Hı. Yani doğru bir karar için. Öyle düşünüyorum, katılıyorum. Bunu belki sadece gönül işlerinde yapamayabilirsin. Hani evet. daha çok insan içinden geçeni yapmak ister. Tabii. Ee, o zaman biraz mantığın da devreye girmeyebiliyor. Belki. Yaşınla da biraz alakalı olabilir. aslında. Biraz yaşın daha gençken daha duygularına hareket ediyorsun. Ama büyüdükten sonra aslında görüyorsun ki her şey... Mesela her şey aşk değil bir ilişkide. Aşk olsa da her şey yürümeyebiliyor bazen. Ee, o zaman da mantık biraz daha devreye giriyor galiba. Bilmiyorum katılır mısın? Doğru söylüyorsun. Öyle. Aşk. <laughs> Güzel bir şey evet, aslında güzel bir gerçekten şey. E, da doğru bir şey. insanla evet güzel bir şey diye düşünüyorum peki güzelliğine de değinmeden geçemeyeceğim çok duru çok bir şey söyleyeyim öncelikle şunu sormak istiyorum burnun estetik gibi duruyor <laughs> öyle mi bilmiyorum ama çok güzel duruyor yok değil, değil mi değil, hayır. bir yan dönsene Orada da soracaktım unuttum. Öyle durmuyor mu bana mı öyle geliyor? Estetikli gibi burnu. Çok güzel ama teşekkürler çok da maşallah. Bu güzelliğinin sırrı nedir? Var mıdır bir rutinin yoksa hala genetiği mi dersin ne dersin? Anneciğim edersin. teşekkürler. <laughs> Annene mi Çok benzetirler. Hmm. Ya yani kız kardeşim ben annem. de birbirimize benziyoruz. <laughs> o yüzden annemin genleri ve anneciğim sana çok teşekkür ederim. <laughs> Nereliydin arada? Amasya. Amasya Hani böyle bir göçmen şeyi de var sende. Göçmenlere Kesin. de benzetiyorlar. Evet siz. Ben çok katlıyım Öyle mi? Yakınız aslında Amasya evet, Sokak. Evet yakınız, aynen geçiyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> ama hiçbir alakamız yok. Ben böyle bir esmer, o böyle bir soruşum falan. Hiçbir alakamız yok. <laughs> Güzel. Peki var mıdır böyle, az önce de sordum ama şey bir sırrın, hani yatmadan şunu yaparım, şu kremim vardır ya da ne bileyim sürekli şu çok su içerim, sallıyorum şu anda. Su içerim. Yani ne kadar yorgun olursam olayım ya, makyajımı temizlemeden yatmam. Çok, çok özen var. gösteririm ona. Kullandığım tek bir krem var. Onu kullanıyorum. Doktor tamam, onaylı o da. Evet. Güzel hmm. bir krem. Onu kullanıyorum o kadar. Hı. Hmm. ekstra bir şey yapmıyorum. Yani böyle işte yumurtaları bilmem neleri sürüyorlar yok keşfiyordum. Işte, Ama size bir, bir şey kısır söyleyeyim kısır mi? Mesela falan. benim çocukluk dönemimde yani ergenlik dönemimde çok fazla hani cildimde sivilceler falan çıkıyordu gerçekten. Hmm. Ve ben sonrasında bunun düzelmesine hayretler içinde kaldım. Hiçbir şey yapmadan Hiçbir şey kendi yapmadım. kendine temizlendi mesela cildim. Ama ergenlik sivilceleri tabi belli başlı kalıcı fazlaydı. da olabiliyor da. Çok hmm, fazla fazlaydı evet. gerçekten bu yanaklarımda, alnımda mesela her yaz çok bu alnım çok pütür pütür oluyordu ama sonrasında bir anda hepsi kayboldu ne iz kaldı Bilmiyorum ne canım. bir şey. Arkadaşlarım falan da ne yaptın sen hani falan diyorlardı bana. Ama hiçbir şey yapmadım. Bu arada e, bunu da sorayım sonra o bu konuyu kapatıp başka konuya geçeyim. Estetik dedim hani yok falan dedim. Hani ileride mesela yaptırmak, şuramı yaptırmak isterim ya da yaptıranlara karşı bakış için nedir onu da bir merak etmedim, yok, değil. Yok saygı duyuyorum. Sonuçta insan kendini nasıl mutlu hissedecekse o şekilde görünebilir. Hı -hı. Estetiğe asla karşı değilim. Hı -hı. Ama yaptırır mıyım? Bilmiyorum yapmam herhalde. Yaşlanınca falan belki yani daha böyle ileri yaşlarda karışırız bir yani şey belki, olur falan. belki evet. O zamanlar. Ama tabii ki de hani insanın kendinde beğenmediği ve değiştirmek istediği bir şeye saygı duyarım ben. Hı -hı. Çünkü herkes nasıl mutlu hissediyorsa öyle olmalı. Bence kimse de buna bir şey demesin lütfen. Bence de kesinlikle katılıyorum. Peki sektörde de böyle bir kalıplaşmış güzellik baskısı hani bir güzellik algısı var bu konuda bir özellikle kadınlara hani baktığımız zaman bir baskı oluyor mu? E, sen yaşadın mı bu konuda ne düşünüyorsun? Ya güzellik algısı kişiden kişiye göre değişiyor gerçekten. Ama ben öyle bir baskı hiç uğramadım. Gördün mü hiç şahit oldun mu? Çok gördüm. Yani sevmiyorum o tarz davranışları. Çünkü insanların e, fiziksel özelliklerinden ziyade karakteri, merhameti, kişiliği çok daha ön planda olmalı. Hı hı. Nedir ki yani insanız ikimizin de iki gözü var bir burnu var bir saçı var evet benim saç rengim farklı senin saç rengin farklı ama insanız yani bir nevi. Hayata karşı seni güçlü kıldığına inandığın bir sloganın var mı? Ya sorsam. <laughs> Hep kullanıyorum bunu zaten. İyi kalpli ve cesur ol. Çok inanıyorum ben bu lafa. Hem güzel. yüreğin iyi olsun hem de cesur ol ama korkma mesela. Adını atacakken acaba mı diye düşünme. Sana cesaret de zaten ister istemez veriyordu. Hep aklımda zaten. Yaptığım her işte, attığım her adımda bu lafım hep böyle beynimde. Ya. Korkma, iyi kalpli ve cesur ol. Yapabilirsin. Kesin. Hep bana bu enerjiyi veriyor. Ve insanın ben. gerçekten kendini motive edebileceği beyninde sürekli dönen böyle sloganlar olmalı hayatında. Katılıyorum. Ya mesela bir şeye çok üzülüyorsa üzülme. Örneğin. Ya da bir hata yaptım mesela, şunu diyebilmeli insan kendine. Ya insanım, yapabilirim. Tabii ben de öyle. insanım, hata yapabilirim düşebilirim, kalkabilirim. Ya önemli olan gerçekten hata yaptığının farkında olmak. Hani hata yaptığının farkındaysan, bunu biliyorsan zaten bir şekilde düzeltilir o sana ders olur, üstüne bir şeyler katarsın. Ama bazı insanlar yaptığı hataların farkında değil. Bu hata evet hata yaptım ama hata yapmadım diyor. Ona göre o hata değil. Asıl sorun bence burada. Bu korkutucu bir şey. Evet. Yaptığı hatayı hata olarak görmemek. Henüz çok gençsin. Eminim böyle yani bir de ilk projen. Umarım da uzun uzun devam etsin diyorum. İnşallah. Ama bundan sonraki hedeflerin neler? Hayallerin neler? Bir de bunları dinleyelim senden. Kendimi geliştirmek istiyorum. Ya oyunculuk konusunda. Sürekli yeni şeyler öğrenmek istiyorum. Dil öğrenmek istiyorum. İngilizce, Arapça, Rusça bir sürü dil, dil öğrenmek istiyorum. Hepsine. Ya bir sürü istiyorum yani. Gerçekten. Farklı farklı diller öğrenmek. Hı hı. Farklı farklı dillerle kendimi hani oyunculuk konusunda belki geliştirmek, yurt dışına gitmek gezmek, görmek, yeni insanlar tanımak, keşfetmek, yeni ülkeler, yeni insanlar, yeni şehirler. Herkes için hani bu dileği sunuyorum. Hı hı. Emek veren evet, ne iş olursa olsun, hangi iş yaptığın önemli değil. Yani emek verdiğin her işte karşılığını almak çok güzel bir duygu. Evet, evet. Umarım herkes bu hissi tadar. Çok özel çünkü. Evet, katılıyorum. Kısa sorulara geçiyorum. Bunlar benim en sevdiğim kısım. Kısa sorular. Çok hoşuma gidiyor. Herkesten farklı böyle cevaplar alıyorum. Her seferinde de çok şaşırdığım şeyler oluyor. Bakalım senle neler yaşayacağız? Hayatından neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürsün. Hiçbir şey aslında. Çünkü hayat devam ediyor bir şekilde. Acıyla da olsa, üzüntüyle de olsa, mutlulukla da olsa, sevinçle de olsa hayat devam ediyor. Ve dik durmak, güçlü olmak zorundasın. Yani geldiğin dünyada ne yapabilirim? Nasıl pozitif olabilirim? Kendime ne katabilirim? Çevreye ne katabilirim? Ne yaşamış olursan ol. Hep güçlü durmalısın yaşamın boyunca. Evet. Ben buna inanıyorum. O yüzden hiçbir şey. Katılıyorum. İnsan her şeye alışıyor. Ölüme alışıyor. Öyle. Yaşama her şeye alışıyorsun. Ee, ama şey vardır ya. Seni sen yapan bir şey vardır hayatında. Hani seni senle yapan o şey ne? Yani o giderse hiçbir şeyin kalmayacağı. Annem aslında gerçekten. Çünkü onu çok seviyorum. Biz birlikte büyüdük. Yani annem de şu an küçük yaş olarak hep bana bir abla gibi oldu. Hep destek verdi. Hala öyle. Otur. Hmm. Ondan enerji aldım. Hep ondan güç aldım. Belki şu an bu kadar e, hayalim, fikirlerim, isteklerim, kariyer olarak iş baktığımda şeyler varsa annemden enerji aldım. Çünkü o bana hep yapabilirsin dedi yani kızım. Hep yapabilirsin. Sen istediğin her şeyi yapabilirsin. Hep arkamdaydı. Hep arkamdaydı. Öyle, çok özel benim için. Ve ileride bir anne olursam gerçekten onun gibi bir anne olmak çok isterim. Örnek aldığımda tek insan o. Öyle. Çok güzel anlattın. Annelerimiz hep var olsun diyorum. Evet, gerçekten tabii ki. anneler çok özel. Karşı cinste ilk dikkat ettiğin şey genellikle ne olur? Bu arada bir duygusallaştık bir böyle gözler doldu ondan sonra da şimdi <laughs> böyle bir soruya geçmek bilemedim ya. <laughs> Böyle bizim izi gözlerde olduktan sonra. Ya ben gülmeyi çok sevdiğim için karşıdaki cinsteki insanın da gülüşüne bakarım yani. Gerçekten samimi mi, etkileyici mi? Gülüşüne bakarım. Kendin hakkında en sık duyduğun şikayet nedir çevrende? E, bu sıralar <laughs> dürüst olayım. Biraz zayıfladım. Hmm. Ben şikayet de söyledim olarak, bu arada, Evet, biraz kilo almam gerekiyor ama alacağım. Merak etmeyin yiyeceğim böyle ekmek aralarını. <laughs> Burada <laughs> Bu arada ekran koyuyor kilo bence. Bilmiyorum benim fikrim. Yani gerçekten koyuyor. O yüzden evet. böyle ekranda çok yansımıyor olabilir ama evet. canlı olarak gördüğünde yok farkı farkındayız zaten. Ama alacağım yani kilo. Şu an yiyorum bayağı. Hiç merak etmeyin. Böyle tombiş tombiş alacağım. Böyle de çok güzelsin. Ha, teşekkür ederim. Ama insan kendini nasıl mutlu hissediyorsa. Tabii öyle ya, tabii böyle. Hiç unutamadığın bir doğum günü anısı var mı? Yani aslında bir tane var. <laughs> o zaman da çok küçüktüm. İkinci sınıfa falan gidiyordum. Arkadaşlarımı çağırmıştım. Doğum günüm vardı. Hepsinin bir işi çıktı ve annemle ben kaldık. Ya yani, gerçekten. yani bir anda bir şey oldu ve kimse gelmedi. Annemle birlikte kutladık öyle. Ama ben o gün çok özenmiştim mesela kıyafetime, evi süsledi. Evet, üzüldüm. evet ama annemle birlikte kutladık olsun. Olsun aynı. Öyle. O gün beni ektiler. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> söylüyorum hepinize çok kızmıştım diyorsun. Evet. Zaten onlar şu an yok. <laughs> çok mantıklıydı bu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günüme gelmiyorsan o siliyorum çok mantıklıydı. <laughs> ama bak bir travma gibi bir şey oldu. <laughs> Anlıyor musunuz? Bir travma gibi bir şey olmuş ama Tabii baktım. Tabii hatırlıyorsun <laughs> ya. İstesende odayı süsledim, pastalar bilmem neler. Hepsi geleceğim geleceğim dedi. Bir baktım sanıyorum. kimse gelmedi ya. <laughs> Ayıp etmişler. Takıntı derecesinde bir huyun bir özelliğin var mı? Yani takıntılılık mı bu bilmiyorum ama sevdiğim insanlara böyle doğruları paylaşmak istiyorum hep. Bak bu Gerçekten böyle. Mi? Evet. Yani istersen şöyle yapabilirsin. Fikir vermek. Yani yanlış olduğunu düşündüğüm tabii her konuda değil. Yalan söyleyebilir misin? Yok. Hmm. Söylemeyi denesem bile çok rahat anlaşılır bence. Hmm. Başaramam yani. Söyleyelim misin hmm seni tanıyan insan anlar yani yalan direkt, ya, direkt, 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 yani. İlk kelimemden böyle Belki, yani. bakışımdan, tavrımdan çok belli ederim. Peki batıl inanç var mı? Yok ya, düşünmüyorum Yok öyle. Yok diyorsun batıl inancım falan. Benim daha çok evrenle, hani Allah'la iletişimim hı, hı güçlü olduğu için bilmiyorum. Çok inanmıyorum yani. Mantıklı olan da bu bence bu arada. <laughs> Günlük yaşansa totemlerin var mı peki? Ya ben Kendine şeye inanıyorum yaratın. yine bu konuda. Hani dilinden sürekli söylenen şeyin olmasına. Gerçekten. Hmm. O evrene bağlıyormuş yani Belki mesajden. bu batıl inanç dediklerinde bu olabilir. Bir şeyi 40 defa söylersen olur diyorlar ya. Hmm. Ben buna inanıyorum bir nevi. Hmm. Yürekten, içten söylediğin zaman hani şöyle 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 zaten sen onu çağırmış oluyorsun aslında. Onun olması için e, bir adım atmış oluyorsun istemekle bile. Ve sürekli söylediğini düşün. Ya demek ki sen bunu istiyorsun ve bu kadar istiyorsan neden olmasın ki? Şu an olmasını istediğin bir şey var mı? Sürekli söylüyorum henüz olmadan mı olacak inanıyorum dediğin bir şey. İleride aşk olabilir. Hmm. O seni bulacak ya ben ona inandım. Ben de. Ben çok, <laughs> sen Çok güzel anlattın o seni bulacak. Ben... <laughs> tamam sen olduğu zaman bana yazıyorsun tamam. ya. Bak öyle, öyle oldu diye. <laughs> Buldum masalsı aşkımı. <laughs> Ay ne kadar güzel. Zor abi. mu sence? <laughs> Düşündüğüm gibi biri yani masalsı olan ya, aşkı bulmak. Masalsı <laughs> bilmiyorum gerçek dünya şimdi şöyle baktığımız zaman tabii ki çok güzel duygular. Ee, özellikle şimdi aşk şimdi herkes için de çok farklı bir tanımı vardır ya bence hani bana göre bu ilk başta hissedilen o heyecanlar işte aramak istemek sürekli düşünmek işte o mesajlaşmak işte sürekli böyle bir görme isteği falan onlarmış bana gelişen sonrası dönüşen şey sevgiymiş gibi hissediyorum benim için böyle yani. Ee, hiçbir zaman böyle sonsuz mutlu aşk gibi de sürmüyor. Tabii ki e, sıkıntılar oluyor, kavgalar oluyor ama o saygı ve sevgi baki süreci. sürece evet. e, çok tatlı bir ilişki oluyor. Ama masalsı mı o izlediğimiz ya da okuduğumuz gibi mi bence öyle bir ya, şey yok. Masalsıdan ziyade çok şey değişiyormuşum ben buradan. Yani ne bileyim böyle hani anlatırlar ya daha... Koruyucu, sahiplenici, eğlenceli ya, tabii, yani tabii, yerine tabii, göre tabii. davranan bir insan. Ya seni düşünüyorsa, işte seni anlıyorsa, saygı duyuyorsa, bunlar zaten aslında çok güzel şeyler. Ee, dilerim öyle birini bulursun. Biraz dört dörtlük birini aramak gibi oluyor da biraz zor. Evet. Hayırlısı, inşallah, Hayırlısı. <laughs> inşallah. Olur olur. <gülüyor> <gülüyor> ben seni seçerim. <laughs> Asla tahammül edemem dediğin o şey nedir? Yalan. Yalan. Az önce tabii ben söylemiyorum dediğine göre evet. sana söylenmesini de doğal olarak yok Hiç tahammül edemem ve direkt biter benim için. Gerçekten Evet. Mesela pembe bir yalan, küçük bir yalan hani böyle. Ya bir nevi evet o şekilde olur. Hani çok fazla benim durumumu etkilemeyecek bir şeyse ya da aramızdaki iletişimi. Ya da seni düşündüğün iletişimi... söylemiştir evet, falan. Evet belki. Ama gerçekten çok büyük bir yalanı asla tahammül edemem. Hmm. Ve gelemem çünkü iyi bir şey değil ya yalan. Kendini kandırmak aslında. Evet. Gerek yok. Neden? Dürüst insan her zaman kazanır. Bazen her şey o kadar kolay olmayabiliyor mu? Sanki. Zor da olsa yapsın mı diyorsun? Bence öyle. Kazanır. Diyormuş bunu izleyen gaza belki, geliyormuş. <laughs> belki biraz e, bir süre hani üzülür ama sonrasında emin olun kazanır. Dürüst olan, yani söylediği yalanı söyleyen insan kazanır. İnanırsın bir kere, güvenirsin o insana. Güven olmadan hiçbir şey olmaz ki. Benim sana gözüm kapalı güvenmem lazım ki aramızda sevgi oluşsun. Ağzına asla sürmediğin, kokusuna bile tahammül edemem dediğin bir yemek, bir yiyecek var mı? Birçok var. Gerçekten <laughs> mi? Evet. Ama hiç yemem dediğim herhalde lahana olabilir. Gerçekten ee, mi? Ay çok severim. Böyle evet. çocukluktan falan evet. gelen bir şey. Bilmiyorum neden yani ama mesela çok sevdiğim yemekler de var ama bir yemeği yerken kokusu hoşuma gitmiyorsa yiyemiyorum ilginç bir şekilde. Oysa hmm. belki tadı çok güzel ama kokusu beni etkiliyor ve yiyemiyorum onları. Hmm. Sakatat falan yer misin? Herkese de bu soruyu mutlaka sorarım. Onların da kokusu pek hoş gelmez çünkü ama tadı çok güzel. <laughs> Değil mi? <laughs> Bak bana da katıldı. Sen o zaman yemek seçenlerdensin. Biraz. Biraz zor o zaman bu senin için. Kendini güzel buluyor musun? Beğeniyorum tabii. Bir kombin yaptığımda, saçımı başımı hazırladığında güzel oldum diyorum. Hmm. İnsanın kendini beğenmesi. Tabii. Özgüven şey. çok önemli bir şey. Kıskanç birisi misin? Sevdiklerimi kıskanırım. Hmm. Aile olur, arkadaş olur. Kıskanırım yani. Bu onlara zarar verecek şekilde değil ama hmm. bilmiyorum içten içe böyle şey olurum. Ya niye hani? Ne gerek vardı şimdi onunla görüşüyor falan filan. Sen hanginizle buluştun mesela arkadaşların? Sanırım sanırım. Öyle yapmıyorlar. O doğum günümde beni eken <laughs> arkadaşlarım gitti onlar. Onlar yok Şu anki eken. arkadaşlarım. Onlar yapmaz diyorsun. Onlar yapmaz öyle. Hmm. Tabii. Gelemeyeceksen bile haber veriyorlar. Biliyorlar mesela örneğin setteyim ama hani aşkım müsait değilsin biliyoruz ama biz işte şuradayız. Fotoğraf atarlar ne şey yapar. Ne güzel arkadaşlar. Yapmazlar. Cimri biri misin? Yok. En çok neye para harcarsın? Kıyafet. Kıyafeti, biz sevenim. kadınların çok. en sevdiği şeyler zaten kıyafet, takı, evet. ayakkabı, çanta Aynen. bunlar genel olarak. Ya cimrilikten mi sayılır bilmiyorum bu da ama şeyimdir mesela. E, değmeyeceğini düşündüğüm bir şeye çok para verilmesine karşıyım ben. Yani bu ailemde de öyle. Hani olsa fikrimi söylerim hani ne gerek var derim. He. Ama gerçekten değmeyeceğini düşünüyorsam. Tabii bu biraz bencilce belki bana göre değmiyor ama ona göre değiyor ama tutamıyorum geldim, gel gel <laughs> yapma, <gülüyor> yapma, yapma işte bak şurada şu var ona da bakalım yani. biraz anne modelin üstlenmişsin sen sanki ailende ya öyle söylüyorlar genelde böyle her şey bir müdahale değil çok küçük yaşta yönete. başladı benim hayatım aslında oyunculuk sektörü biraz sonradan oldu ama çok küçük yaşta çalışmaya başladım ben hmm. hep böyle hani düşünürdüm ne yapmalıyım şimdi Pazara giderdim. <laughs> Gerçekten öyle ve severdim <laughs> ya böyle şeylerle ilgilenmeyi. O yüzden böyle mantıklı bakmaya çalışırım. Mesela bir şey alacaksam araştırırım. O şeyden başka yerlerde var mı? Hmm. Ve fiyatları ne kadar aslında? Hani tak diye hani bunu beğendim alayım da değil. Hmm. Bir araştırırım. Nerede evet. ne kadar diyorsun? Bir pazarı baştan sona gezerim. Bir daha giderim. Hani nerede uygunluğu. <laughs> ee, annem yapar çünkü oradan biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. E, gereksiz para harcamak çok doğru değil. Hmm. Bence bu arada takılarını az önce konuştuk. Ee, çok güzel hediyeydi sanıyorum. Evet. İstersen buradan bir... Anlarımdan hediye. Teşekkür ederim. Hepsini takıyorum tek tek. Görüyorsunuzdur çok güzel. Zaten. Çok mutlu ediyorlar beni. Sağ olsunlar. Ben onları ekmeğin arasına koyup yiyorum bir de. Biliyor musunuz? Öyle bir yani? şeyimiz var <laughs> bizim. <gülüyor> Aramızda öyle bir yol evet. işte. Yani mesela bir fotoğraf atıyorum hemen yazıyorlar. Seni ham yaparım yerim. Seni ekmeğin <laughs> arasına koyup yerim. Ben de onlara öyle söylüyorum. Ya yani çok tatlı. Birbirimizi görmüyoruz ama iyi anlaşıyoruz. Hissediyorum. Kızmayın bana bir de. Yeni sezon için düzelecek her şey. <laughs> Sabredin, sabırlı olun. Evet. Dilan bırakmaz. <laughs> Diyerek spoiler da aldık. Verdim vallahi. <laughs> Üzülmeyin siz yeter ki. <laughs> Diyelim ve son soruya gelelim. Şimdi programımızın adı Yasemince İtiraflar. Gelen konuklarımızdan bizim için bir itirafta bulunmalarını rica ediyoruz. İşte bizim için verebileceğin bir itiraf var mı? İşte size de şunu söyleyeyim. İşte hadi uzun zamandır da bunu söylemek istiyordum diyebileceğin bir itiraf rica ediyoruz. Düşünebilirsin. Birçok var. Şu an hangisini söylesem diye düşünüyorum. Hepsini istiyorum falan <laughs> diyor. <laughs> bir tanesi şey, ben çocukken evet çok güçlüydüm yine hani çok böyle şeydim ama Mesela her pazara gittiğimizde annemin böyle yakasına yapışıp ağlardım bana şunu al ve kalkmazdım orada. Annemi deli ederdim ve annem hiçbir şey demezdi. Hadi kızım kalk bak insanlar bize bakıyor falan. Hep öyle yapardım. Bilmiyorum neden. Hiç beklemezdim. Sana, sen, <laughs> her sen şey... daha böyle hani Öyle ama çok küçük yaşlar bir Daha böyle 4-5 falan. Hmm. Alacaksın Bayağı anne küçük. lütfen işte hadi falan yapardım. Birincisi bu. Deli <laughs> <Cezil gülüyor> ederdim diyorsun. Almaya yani. çalışıyordu ama <laughs> yine <laughs> Anneler. Öyle. İkincisi, hayatımda ilk defa kavga etmiştim. Lisede. Lisede. <laughs> Saç baş mı? Evet. ya Tabii kavga ve şiddet kesinlikle kötü bir şey. Evet, bu arada tabii ki onu Ama da O anın çizelim. verdiği bir şeydi herhalde. Gerek yoktu aslında şu an düşünüyorum. Hı hı. çok Konu neydi? Bir kavga etmiştik. <laughs> aslında kıskançlıktı. <laughs> yani... Erkek kavgası mı? Yo, kız. Hı. Yok kız. Yok yani bir erkek için miydi? Yok. Hmm. Bir tane kız vardı. Bayağı takmıştı bana kafayı. Neden bilmiyorum. Mesela sürekli sınıfımın önünde falan duruyordu. Hmm. Şöyle böyle bana bakıyordu, gidiyordu. Niye bilmiyorum gerçekten. Ve <laughs> benden büyüktü. Mesela ben lise 2'ye gidiyordum. O lise sondu. Her teneffüs benim peşimdeydi. Allah Allah. Olayı da kısaca anlatayım. Bir gün böyle sınıfa gidiyorum. Böyle baktı. Ha ha falan yapıyor bana. Hiçbir şey demedim bakın. Hiçbir şey. Sadece böyle baktım. Hani ne yapıyor bu der gibi baktım. Oturdum çorba içiyoruz arkadaşımla. Geldi elini masaya falan koydu böyle. Sen bana mı bakış attın bilmem ne susuyorum böyle. Hala çorba içiyorum ben. Bakıyorum ona. Hani bir şey demiyorum gitsin diye uğraşmayayım onunla diye. Hani hala karışma o zorlamış, değilim. Zorlamış. Ama sonrası felaketti ya. Sonra ben artık çıldırdım herhalde kalktım böyle masayı nevirdim falan. <laughs> Çorbalar dağıldı etrafa. Öyleydi gerçekten. <laughs> Dövdün mü bari? <laughs> yani, çok kötüydü. <gülüyor> <gülüyor> Kimse beklemiyordu ve... Çok kötüydü yani en son. Çok kötü kavga ettik kızla yani. Bir daha da yaşamamışsın gibi Yok. hissediyorum. Yok. Şu anda da gerek yokmuş diyorum. Ama oldu. Olsun lisede olur öyle şeyler. Ortaokul, lise zamanları. Ama kendisi uğraştı yani, Gerçekten. Yani. Ben çok Sen sakin bir çorba içiyorum. Bakıyorum hani diyeyim? git artık ya sus artık diyorum içimden. <laughs> Hiç cevap vermiyorum ama artık sabrımla bir yana. Herkesin sabrının bir sınırı var. Evet. Sınır teneffüs de bitmiyor yapsın. 45 dakika. 45 dakika <laughs> teneffüs mü olur ki? Yemek araları vardı o zaman. Sadece hmm. hani bir kere oluyordu 45 dakikalar. Hmm. O sırayı beklemiş. Olsun. Olsun. Bak sana da ne oldu şimdi anlatıyorsun. Aynen. Ayağına salkı iki geldin. Teşekkür Çok ederim. Keyifli, Çok keyifliydi benim için de. Sizi tanımak da ikiyle. öyle. Benim için de kesinlikle öyleydi. Ee, Valla sevdikleri kadar var mısın maşallah. Pollyanna gibi kız yani. Sevilmeyecek <laughs> <Teşekkür> kız değil. <laughs> hem güzel yani hem de, akıllı. Sen, Oyunculuğu güzel. Daha teşekkür ne olsun? Ederim. İnşallah yol, yolun bahtın açık olsun. İnşallah. Teşekkür ederim. Diyorum ve programı kapatıyorum o zaman. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.